müzisyenlerinden, gitaristlerinden Yağmur Sarıgül bizlerle beraber olacak Manga'dan. Yağmurcuğum merhabalar, beni duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Hoş selam geldin. Olsun. Selam, nasılsın Yağmurcuğum, iyi misin? İyiyim abi. Süper. İyi, her şey yolunda. Harika, maşallah. Neler yapıyorsun? Şu an neredesin mesela? Evde misin yoksa başka bir yerde misin? Şu an evdeyim. Harika, dinlenmece mi? Evet, bugün biraz öyle ya. Harika. Pekala, güzel. Zaten havada da böyle bir dinlenme havası var. Böyle günlerdir gri, böyle yağmurlu falan filan. Biraz trip mod yani. Çok acayip havalar. Pekala. Nasıl gidiyor müzik çalışmaları Yağmurcuğum? Manga ne durumda? Sen ne durumdasın? Farklı projeler var mı? Biraz varsa bahsedersen sevinirim. Tabii ki. Manga iyi durumda. Şu anda yeni bir single çalışması içindeyiz. Hı hı. Büyük bir kısmı bitti, hatta öyle söyleyebilirim. Hı hı. Yakın zaman içinde inşallah paylaşacağız dinleyicilerimizle. Yani böyle bir sirkelenmeye falan ihtiyacımız vardı bizim de, o yüzden evet, hadi girip bir şarkı yapalım dedik. Güzel, çok iyi gidiyor şu anda, biz çok memnunuz. Şarkı yeni gelecek single'da, şarkının karakteri nasıl bir şey, böyle ne yapar mesela sence şarkı? Yani bence biraz ağlatır galiba. Öyle mi? Gözüküyor. Yani biraz biraz duygusal, melankolik bir çalışma olacak mı? Evet, biraz öyle olacak gibi, öyle bir şey çıktı bu. Ha, bu sefer öyle bir şey oldu diyorsun. Gri havalar falan. Evet, çok etkiliyor değil mi duygu, psikolojiyi yani? Yani öyle, hem zaten ülkenin genel durumu da biraz gri bu aralar, o yüzden zaten o da etkiliyor tabii. Bir güneşli günler yani, inşallah gelirse falan, böyle hani ne bileyim Mart, Nisan, gelir. Mayıs falan değil mi, ülkecek. Genelimizi böyle bir açarsa havalar, bulutlar sıyrılırsa çok mutlu olacağız gerçekten. Aynen. Yani ben inanıyorum pesimist düşünmüyorum o kadar. En evet, sonunda her şey bir yere çözüm bulur yani. Bir doğru evet, yerine oturur taşlar diye inanıyorum. Evet. Peki Yağmurcuğum, şimdi biz seni hani Manga'dan tanıyoruz falan ama böyle seninle alakalı, tamam, bir gitaristsin, bir müzisyensin, beste yapıyorsun, sahnede çalıyorsun, grupla birliktesin vesaire vesaire, ama mesela seninle alakalı bilmediğimiz bir bilgi verebilecek olsan ne söylerdin? Yağmur Sarıgül aslında müziğin dışında da böyle bir şey yapar falan. Bizi şaşırtacak ya da ekstra bir bilgilenmemize sebep olacak. Kendinle ilgili bize bir şey söylesene. Başka bir şey. Belki bilen biliyordur ama hani belki başka yerlerde paylaşmışımdır ama emin değilim. Evet. Yani yemek yapmayı çok severim. Yemek yapmayı çok seviyorsun. Evet. Peki ne yaparsın? En güzel, ben şunu yaparım diyebileceğim bir yemek var mı abi? Yani sebze yemeklerini iyi beceririm. Yani böyle kabak, işte patlıcan. Bak ilginç, ben bunu bilmiyordum mesela. İyi yemek yapan bir adam olduğunu ben bilmiyordum mesela. Eyvallah. Yok, seviyorum. Yemek yapmak benim için bir meditasyon gibi bir şey. Yani böyle gerçekten o anda öyle, bir kafayı boşaltıyorsun. Bir şeye konsantre olduğun için. İşte kesiyorsun, biçiyorsun, işte pişiriyorsun falan, tadına bakıyorsun, bir vakit harcıyorsun falan. O anda böyle bütün dertlerimden bir sürede olsun uzaklaştığımı hissediyorum. Sonuçta fena olmuyor. Yani evet, evet. Daha tabii pratikle de ilgili bir şey. Yaptıkça geliştiriyorsun. Peki sence eline yakışıyor mu? Yani sebze yemekleri yapıyorsan bence yakışıyordur da. Bazı bazı adamlar yapar ama eline de yakışmaz. Böyle kaba durur falan filan, anladın mı? Saltalı tam tutamaz. Bıçağı kaydırır elinden falan. Olmuyor abi, bırak, yapamıyorsun falan derler ona mesela. Evet, senin evet, eline yakışıyor mu sence? Hanım ne diyor mesela? yok iyi, gayet o da çok şey yani. Ha, beğenir mi? Renkli olduğunu düşünüyor. Evet, o da iyi. İkimiz de iyiyiz mutfakta. O yüzden şanslı bir çiftiz. Süpermiş. Evet. Harika valla. Eline koluna sağlık. Ne güzel. Bir rockstar'dan da kabak falan yemek güzel olabilir peki. Çok acayipmiş. Evet. Vay, harikasın. Kardeşim, vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Yağmurcuğum, şunu da merak ediyoruz. Yakın tarihte bir Manga konseriniz var mı? Yani en yakın bildiğim Almanya'da var. Almanya'da. Ne zaman? Ya yanlış hatırlamıyorsam 5 Nisan da şehri şu anda hatırlamıyorum ama. Tamam, Almanya yani, ama diyorsun, anladım. Evet, Facebook'ta falan filan şeyleri var zaten, paylaşmaya evet, başlandı galiba. Manga'nın Twitter'da Manga Official galiba, değil mi?
Evet, doğru. Manga Official Twitter resmi adresinden de konserle ilgili bilgileri ya da tüm gelişmeleri zaten grup paylaşıyordur herhalde. Oradan takip edebilirler. Tabii. Nisan ayında biz bir Almanya konseri var diyelim. Münih. Münih mi? Münih. Tamam. Evet. Nisan ayında Münih konseri var. Almanya'daki manga fanlarına, sevenlerine bunu duyurmuş olalım. Eyvallah. Türkiye'de var mı? Türkiye'de var ama tarihleri belli değil. Tamam. Bekliyoruz. Peki. Şimdi festivaller de başlıyor tabii değil mi? Artık Nisan, Mayıs falan festivaller de başlayacak herhalde. Oradaki tarihleri de duyuracaksınızdır muhakkak. Tabii ki. Yani eski sene nazaran festival sayısı maalesef biraz azaldı. Evet, azaldı. Ama sonuçta biz bir bayrak tutuyoruz ve çıkabildim sayede çıkmaya devam edeceğiz. Sevenlerimize buluşacağız. Pekala. Şimdi sert adamlarla başlıyoruz. Slipknot. Yepyeni albümlerinden The Devil and I dinleyeceğiz. Yağmur'un seçtiği gruplardan Royal Blood. Bugünlerde her bağlanan sana da söyledim. Müzisyen dostumuz. Genelde Royal Blood istiyor. Merak da ediyoruz tabii ki kendilerini. AC/DC Play Ball dinleyeceğiz. Marilyn Manson, Deep Six ve final kimle olabilir sizce? Tabii ki Manga ile olabilir. Işıkları söndürseler bile 5. şarkımız. Çok teşekkürler Yağmurcuğum. Bütün ekibe de sevgiler, saygılar. Eyvallah, söylerim. İyi yayınlar Ozi. Çok teşekkürler. Sağ olun, ağırladığın için. Estağfurullah. Kendine iyi bak, görüşmek üzere dostum. Sen de iyi yayınlar. Sağ olasın.